Güner Ailesi Geziyor YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fethiye'deyiz. Fethiye'nin koylarını gezeceğiz. Bildiğim kadarıyla sizlere Fethiye'nin koylarını anlatacağım. Fethiye'ye hiç tatile geldiniz mi? Nerede denize girdiniz? Fethiye'de Ölüdeniz'de denize girebilirsiniz arkadaşlar. Ölüdeniz dışında Fethiye'nin içinde Çalış Plajı vardır. Orada denize girebilirsiniz. Bir de ayrıyeten koylar vardır arkadaşlar. En güzel denize girilecek yerler koylardır. Ben size o koyları tanıtacağım. Şehir içinden gidiliyor koylara. Fethiye ilçe merkezinden şehir içinden koylara gidiliyor. Onları size anlatmak istiyorum. Dilimin döndüğü kadar bildiğim kadarıyla arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olur. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Şu an Fethiye şehir merkezindeyiz. Ben bir taraftan size Fethiye şehir merkezini gösterirken Fethiye'nin gecesini de çektim. Geceden de kenara şöyle görüntüler koymak istiyorum. Fethiye'deki koylara gidebilmek için şehir merkezinden geçiyoruz. Şehir merkezinden girip tersane, yani gemi yapılan bir bölüm var. Oradan geçiyoruz. Şu an Fethiye ilçe merkezindeyiz. Hemen sağda tekneler var. Tekne turları da oradan yapılıyor. Bakın burada tekne turları da buradan çıkıyorlar. Fethiye'nin batısında merkezden 4 kilometre uzaklıkta yarımada şeklinde olan bölgede Oytepe koyları olarak adlandırılan koylar bulunmaktadır. Bu arada Fethiye'nin geceleri de ayrı bir güzeldir arkadaşlar. Eğer bir gün yolunuz Fethiye'ye düşerse geceleri de gezmenizi tavsiye ederiz. Yarımada şeklinde bir alanda koylar mevcut olup Fethiye merkeze yaklaşık 10 dakika mesafe ile başlayan yarımadanın çevresinde sıralı koylar mevcuttur. Şimdi biraz sonra yaklaşacağımız alanın ismi Karagözler Tersanesi. Burada gemiler yapılıyor. Biraz sonra yol ikiye ayrılacak. Eğer soldan giderseniz Herb Beach, Hillside Beach, Kalemya Koyu gibi çok güzel koylar mevcut. Eğer sağdan giderseniz, yani şimdi gideceğimiz yol, Aksazlar Plajı, Letonya Beach, Tatil Köyü, Küçük Samanlı Koyu, Büyük Samanlı Koyu, Cennet Koyu, Kuleli Beach, Büyük Boncuklu Koyu gibi koylar mevcuttur. Burası Aksazlar Koyu. Koy Fethiye'ye 10 dakika uzaklıkta olup piknik ve kamp alanlarının yanı sıra özel işletmeye ait plaj mevcuttur. Eşsiz bir körfez manzarası vardır. Lebi Derya restoran tarafından işletilen Aksazlar Camping adında kamp alanı vardır. İşletmeye ait bir otoparkı, duş, tuvalet ve soyunma kabinleri gibi alanlar mevcuttur. Çadır tatili veya karavanla bir yerlerde konaklamak istiyorsanız mutlaka Aksazlar'a uğramalısınız. Aksazlar çam ağaçlarının içerisinde çok güzel bir alana kurulmuş. Denizi tertemiz, denizde dalga yok. Tavsiye ederiz arkadaşlar. Mutlaka bir Aksazlar'a da gelmelisiniz tatile. Ayrıyeten Fethiye'ye de çok yakındır. Bu
Burası da Letonya Tatil Köyü. Burası diğer koylar gibi değil arkadaşlar. Fethiye'ye gelmişken bir Letonya Tatil Köyü'ne girip orada bir denize gireyim yapamıyorsun. Özel rezervasyon yaptırıp özel gelmeniz gerekiyor. Bence içi çok güzel. Biz hiç gelmedik. Gelebilirsiniz. Denizi tertemiz. İçinde havuzu var gördüğümüz kadarıyla. Alesta Beach. Bu beach'e de hiç gelmedik biz arkadaşlar. Burada da küçük küçük çadırlar koymuş insanlar. Burada çok fazla çok insan yüzmüyor. Bir tesis de yok sanırım. Hemen şu kenarda tesis var gibi. Tam olarak bilmiyorum ama burada da gelip yüzebilirsiniz. Manzaraya bakar mısınız? Manzara harika. Buraya gelip bu manzarayı seyretmek bile bence insanı dinlendirir, keyif verir. Denizin güzelliğine bakar mısınız? Bir tane dalga yok. Kesinlikle tertemiz. Şu karşıda Letonya Tatil Köyü'nün denizi var. Çizgiyle çizmişler. Yani o tarafa geçip Letonya Tatil Köyü'nün alanında yüzemiyorsunuz. Orada sadece Letonya Tatil Köyü'nde kalanlar yüzüyorlar. Oradan sınırı ayırmışlar. Bu koyumuzun ismi de Küçük Samanlı Koyu. Koy sessiz ve sakin, huzur verici bir güzelliğe sahiptir. Küçük Samanlı Koyu'nun denizi oldukça durgun ve güzeldir, temizdir. Sığ olması özellikle çocuklu ailelerin tercih etmesine neden olur. Plaj, kum ve çakıl karışımı olduğu için deniz ayakkabısı giymenizi öneririz. Bu koylarda giriş ücretli. Giriş ücretini otopark ücreti olarak alıyorlar. Koylara girdiğinizde bu kalınan yerlere de ücret ödüyorsunuz veya şezlongta kalıyorsanız şezlonga ayrıyeten ücret ödüyorsunuz. Kaldığınız yerler köşk deniyor. Her köşkün yerine göre ücreti farklı. Her sene bu fiyatlar değişiyor. O yüzden size fiyatlardan bahsedemem. Mangal yapmak yasak. Bu arada onu da hatırlatmak istiyorum sizlere. Buraların en önemli özelliği çam ağaçlarının içinde olması. Yani benim deyimimle güneşin bağrında olmayan deniz, tertemiz deniz, dalga yok ve çocuklar için de çok güzel, tavsiye edebileceğimiz bir deniz yani. Tesiste tuvaletler mevcut. Denizden çıkınca duş alabiliyorsunuz ve giyinme soyunma kabinleri de var. Bunların hepsi ücretsiz. Ayrıca restoran hizmeti de veriyorlar. Burası da Büyük Samanlı Koyu. Bu koyun özelliği de uygun fiyatta olması. Denizi tertemiz, plajı çok güzel, dalga yok. Kesinlikle aileler için önerebileceğimiz bir koy. Bu koy çok büyük bir koy. İki tane kapısı vardı geçtiğimiz yıllarda. Bu sene değişmiş. İkinci kapı, yani bu kısma da biz girebiliyorduk. Fakat bu sene giremiyormuşuz. Yani girebiliyorsunuz aslında arkadaşlar. Çok uçuk bir fiyat belirlemişler. O fiyatı verirseniz giriyormuşsunuz. Yani param varsa girersin diyorlar. Oraya 20 kişilik bir ekip girmesine izin vereceğiz. O yüzden ücreti çok fazla yaptık gibi cevap verdiler. Bu sene giremedik. Fakat ilk yere girdik. İşte orayı da gösteriyorum size. Akşam üzere artık herkes gittikten sonra çektim bu çekimi de. Burası da aileler için de çok uygun. Birazcık tek sıkıntısı ağaç çok fazla yok. Çam ağacı çok fazla yok. Diğer alanda çam ağacı çok fazlaydı ve bu köşkler çam ağacının altında olduğu için
çok fazla güneşe maruz kalmıyorduk. Deniz olarak her iki tarafta aynı güzellikte. Hemen şu sağ tarafta restoran kısmı var. Yanınıza yiyecekle de gelebilirsiniz. Bu köşklerde oturabilirsiniz veya restoranda da yiyebilirsiniz. Şezlong alıp şezlonglarda da tatilinizi yapabilirsiniz. Denizinize girebilirsiniz. Bence çok güzel bir deniz. Fiyatının uygunluğu zaten çok iyi. Denizde kesinlikle dalga yok ve deniz kesinlikle ve kesinlikle pis değil. Tavsiye edip önerebileceğimiz en güzel denizlerden birisi Büyük Samanlı Koyu. Giyinme soyunma kabini, tuvaleti, denizden çıkınca duşu da mevcut. Bu bahsettiğimiz koylar orta halli insanların gidebileceği koylar. Tabii ki burada ücretleri çok çok yüksek koylarda mevcut. Denizi tertemiz, çok güzel oteller mevcut arkadaşlar. Ben orta halli insanların gidebileceği denizleri anlattım sizlere. İnşallah bizim videomuz sizlere yardımcı olmuştur. İnşallah videomuzu buraya kadar izlemiş ve videomuzu beğenmişsinizdir. Ben artık burada videomu sonlandırmak istiyorum. Güner Ailesi Geziyor YouTube kanalı olarak inşallah sizlere çok güzel yerler gezdireceğiz. Çok güzel yerler tanıtmaya, anlatmaya çalışacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki gezi videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.